Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy S23 uzun kullanım testinde yaşadığım deneyimi aktaracağım. Şimdi biliyorsunuz kanalımda benim daha önce bir videom var. Samsung Galaxy S23 teste gelmişti. Samsung Türkiye tarafından bana gönderilmişti. Ve ben de o test videosunu çekmiştim ve sizlerle paylaşmıştım. Test videolarında şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Kısa bir süre kullanıyorsunuz. O kullanımla ilgili yorumlarımızı aktarmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Yani bütün test videolarını bu şekilde yapıyoruz. Ama ben bazı telefonları özellikle beğendiğim ya da özelliklerini merak ettiğim telefonları uzun kullanım testlerine tabi tutuyorum. Samsung Galaxy S23 cep telefonu da Nisan ayından bu yana kullanıyorum. Ve bu videoyu Temmuz'un 14'ünde çekiyorum. Nisan'ın da ortasında falan kullanmaya başladım. Yani yaklaşık olarak 3 aydır bu telefonu kullanıyorum. İlk olarak deneyimlerimi işlemci tarafındaki performanstan biraz bahsederek başlamak istiyorum. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci kullanılıyor bu telefonda. Günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan bir işlemci var. Zaten en yeni işlemci modellerinden bir tanesi. S23 ailesinin tamamında kullanılıyor arkadaşlar. Yani hem Plus modelinde hem de Ultra modelinde kullanılıyor. S23'te de yine Snapdragon 8 Gen 2 tercih edilmiş. Zaten günlük işler için herhangi bir sorun çıkaracak bir işlemci değil. Oyun tarafında da aslında hani ben çok oyun oynayan birisi değilim bu arada, onu da söylemiş olayım. Böyle arada sırada Heyday oynuyorum. Eski alışkanlıklardan bir tanesi. Bazen de Asphalt 9'u oynuyorum. Seviyorum bu oyunu biliyorsunuz. Ve orada herhangi bir sorun yaşamadım. Tabii ki bu oyundan hani telefonu çok yoracak ya da çok sıkıntıya sokacak oyunlar değil. Ve performans anlamında da Snapdragon 8 Gen 2 bu tarz oyunlarda herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. S23'ün en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi kompakt olması. 6.1 inçlik bir Dynamic AMOLED ekranla geliyor biliyorsunuz. Kimileri bu ekranı küçük buluyor. Evet, küçük buluyorsanız zaten Plus ya da Ultra modellerine yönelmeniz gerekiyor. Onlar ekranları biraz daha büyük haliyle. Ama ben özellikle hani tek elle kullanım, işte mesela böyle istediğiniz her yere dokunabilme, rahat bir şekilde kullanım anlamında bu formu çok beğendiğimi söyleyebilirim. iPhone 14'e fazlasıyla benziyor. Hani boyut anlamında söylüyorum. Bu boyutla günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla görüyorsunuz. Oyun vesairede de bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani ben genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Hem ekranın hem de işlemcinin performansını. 8 GB 128 ve 8 GB 256 olmak üzere iki farklı sürüm var. Bendeki sürüm 128'di. Şöyle bir sıkıntı oluyor tabii 128'de. Bu telefonu da özellikle dış çekimlerde kamera olarak da kullanmaya başladım ki onu kamera tarafından anlatacağım ama burada depolama tarafından biraz bahsedeyim. Tabii ki böyle çok fazla uzun çekim yaparsanız ve genelde 4K 60 FPS çekiyorum ben yatay videolarımı. O zaman tabii yavaş yavaş yer sıkıntısı yaşıyorsunuz ama ben genelde çektikten sonra zaten bilgisayara aktarıyorum çektiklerimi. O bakımdan hani böyle bir kullanım yapmış oldum. 128 GB'lık uzun videolar çekerseniz ve bilgisayara da hemen yakın değilseniz hızlı bir şekilde dolabiliyor ama bu benim yaşadığım kişisel bir durum. O kadar hani benim kadar profesyonel video çekmiyorsunuzdur veya o kadar çok video çekme ihtiyacınız yoktur. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi biraz da bu Dynamic AMOLED ekrandan da bahsetmek istiyorum. Dynamic AMOLED şu anlama geliyor arkadaşlar. 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızımız var. Telefon sizin yerinize karar veriyor. Yani örneğin film izlerken ya da video ile ilgili içerik izlerken otomatik olarak 120 Hz'e çıkartılıyor. Web sayfaları arasında gezinirken veya sosyal medyada gezinirken bu değer otomatik olarak düşürülmüş oluyor. Bu da pil ömrünü etkiliyor. Pil ömrü tarafında bundan bahsedeceğim ama hani ben bu özelliğini beğendim. Ekranın hem parlaklığı olsun, güneş altında kullanımı olsun, boyutu olsun benim için çok ideal olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki daha büyük ekran belli açılardan daha iyi sonuçlar verecektir. Ama ben bu kompakt boyutu, işte 120 Hz'in Dynamic AMOLED olmasını falan çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim en çok kullandığım özellik kamera tarafı. Az önce bahsettim, ben videolarımın büyük bir çoğunluğunu bu telefonla çekiyorum. Yani örneğin şu izlediğiniz videoyu bununla çekmiyorum tabii ki doğal olarak. Normalde kendi bu tarz böyle yatay videolarımı ve sabit olan videolarımı daha profesyonel bir kamera kullanıyorum. Canon EOS RP kullanıyorum, bilenler bilir. Ama dışarı çıktığımda mesela bir etkinliğe gittiğim ya da bir yere gittiğim dikey video çektiğimde mesela Full HD çekiyorum, 60 FPS bu telefonu kullanıyorum. Yatay olarak çekmem gerektiğinde bazen mesela şöyle oluyor. Otomobil testlerinde falan çok kullandım ben bu telefonu. Yatay olarak çekmek gerektiği zaman da 4K 60 FPS kullanıyorum. Bir kere kamerası gerçekten çok başarılı. Şimdi benim özel durumumdan kaynaklanan bir video tarafı ağırlığı oldu bende. Video tarafında da Pro modu var. Pro modundan mikrofonun arkadaşlar level seviyesini bile görebiliyorsunuz. Değiştiremiyorsunuz ama görebiliyorsunuz. Mikrofon seçimi yapabiliyorsunuz. Yani ön mikrofon olsun, arka mikrofon olsun, USB mikrofon olsun, şu mikrofon olsun, bu mikrofon olsun. Bunlar güzel özellikler. Diyafram değiştiremiyorsunuz ama enstantane değiştirebiliyorsunuz video modundayken. Ben bunları çok beğendim. Bu arada Pro modunu hem
ön hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Ben bazı çekimlerimde kendimi çekeceksem ve 4K 60 FPS yatay çekiyorsam ön kamerayı kullandığım da oldu ki ön kamerada bu arada çok iyi. Ana kameraya baktığımızda arkadaşlar 50 megapiksellik f1.8 diyaframlı bir modülümüz var. Ona 10 megapiksellik 3x telefoto eşlik ediyor f2.4 diyaframlı ve 12 megapiksellik de f2.2 diyaframlı ultra geniş açı kameramız bulunuyor. Bu ana kameranın dizilimi bu şekilde arkadaşlar. Fotoğraf tarafını çok beğendim. 3x optik zoom olması güzel. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi ekranda bir fotoğraf göstereceğim sizlere. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi bazı fotoğraflarda eğer kendinizi biraz kenara koyarsanız ana kameradan bahsediyorum bu arada. Ana kameranın fotoğraf modundan bahsediyorum. Birazcık şöyle bir sorun oluyor. Bir çarpıtma oluyor. Yani yüzümün detaylarına bakarsanız biraz da zoom gireyim mesela ekrandan şu anda. O yüzümü biraz böyle ince uzun bir şekilde çıkartıyor. Şimdi bu sorun genelde geniş açı olan objektiflerde. Yani ben fotoğraf çekiyorum 1993 yılından bu yana. Geniş açı bir objektif kullanırsanız eğer bir insan da olursa kenara doğru veya bir nesne distorsiyon dediğimiz bir sorun oluşuyor. Yani kenarlardaki o yamulma fiziksel bir çünkü eğim var orada. O eğimden dolayı siz oraya bir nesne ya da bir insan koyarsanız böyle bir sorun oluyor. Bu kamerada da o sorunu gördüm ben. Yani telefoto modülünde sorun yok ama ana kamerayı kullandığınızda böyle bir sorun var. Hani forumlara şuraya buraya sağa sola da baktım. Yurt dışında böyle bir sıkıntı yaşayan var mı falan. Kimse de görmedim. Hani benim rahatsız olduğum bir konu da olabilir bu kişisel olarak. Ortaya koyarsanız genelde sorun yok ama kenarlara doğru gittikçe böyle bir distorsiyon efekti oluşmaya başlıyor. Bu bana biraz garip geldi ama bunun dışında kamera falan gerçekten çok iyi. Yani ben böyle ay fotoğrafları falan da çektim zoom girerek. İşte 30x falan zoom girebiliyorsunuz fotoğrafta ama tabii dijital zoom bunlar. Onlar da gayet iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Yani genel olarak kamerası hani gece gündüz şu bu gerçekten de çok güzel ve plus ya da işte ultra özellikle ultra'nın S23 ultra'nın kamerası çok daha iyi tabii ki. Arasında fark var mı? Tabii ki var. Arasındaki fark mutlaka olmak zorunda. Hani böyle inanılmaz bir fark var mı? Örneğin bu telefon 30 bin lirayken ultra modeli 60 bin lira civarında. En üst modellerinden bahsediyorum bu arada. 30 bin liralık fark verilir mi? Verilmez. Sadece kamera için verilmez. Ultra modelinde farklı özellikleri de var. O yüzden onun için verilebilir ama bunun dışında baktığımızda hani gerçekten de iyi bir kamerası var ve amiral gemisi bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Kamerada ilginç özellikler de var. Mesela bir fotoğrafı çekiyorsunuz o fotoğraftaki yazıları otomatik olarak tarayabiliyor. İşte OCR dediğimiz özellik. Ha diyeceksiniz ki bunu yapan uygulamalar var. Evet var ama doğrudan kameranın içinde olması güzel. İşte barkod otomatik tanıyor mesela. Barkod uygulaması da yüklersiniz telefonunuza bu özelliği kazandırırsınız ama uygulama uğraşmayayım diyorsanız ben gerçekten de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Diğer beğendiğim özellikleri stereo hoparlör var. Bu güzel. Wi-Fi 6E var. En son Wi-Fi teknolojilerinden bir tanesi. Şimdi 7 geldi ama henüz cihazlarda kullanılmıyor. Ayrıca bunun içinde yine donanım desteği de gerekecek. Bu üründe 6E var. En hızlı kablosuz Wi-Fi teknolojilerinden bir tanesi. Şu an yaygın olarak kullanılan. Tabii ki bulunduğunuz yerde, evinizde, işlerinizde vesaire 6E destekli bir router modemin olması da gerekiyor. NFC özelliği var ve IP68 standartlarında suya ve toza dayanıklı olduğunu da söyleyeyim. Bu özelliklerini de ben beğendiğimi belirteyim. Bunlar güzel özellikler ve telefonun farklı alanlarda mesela NFC olduğu zaman ödeme vesaire anlamında da telefonu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yazılım tarafında Android 13 ile gelmişti. One UI 5.1'e de terfi etti ben kullanım sırasında yaptığım testlerde ara ara güncelleme de geliyor. En son güncelleme de arkadaşlar 1 Temmuz 2023 tarihinde almıştı. Samsung bu tarz modellerinde 4 tane ana Android güncellemesi, 5 tane de güvenlik güncellemesi garantisi veriyor. Yani 4 yıl rahat bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor bu cep telefonunu. Biraz da pil ömrü ve şarj gibi özelliklerden bahsedeyim. Telefonda 3900 mAh'lik bir pil var ama ekran küçük olduğu için ve Dynamic AMOLED teknolojisi sayesinde pil ömrü bir günü çok rahat görüyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü bir önceki modelde böyle eleştiriler vardı. Yani S22'de işte pil çabuk bitiyor, çok büyük sıkıntısı var, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Bu modelde onu bayağı bir çözmüşler. Yani bir günü çok rahat gözüküyor. Ben sabah telefonu şarj edip dışarı çıktığımda akşam gelene kadar rahat bir şekilde kullandığımı söyleyebilirim. 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz ve 5 watt'ta ters şarj özelliği var. 25 watt kablolu da yaklaşık 1 saatte şarj edebiliyorsunuz cep telefonunu ve ara hızlanmaları da iyi. Hani otomobil gibi oldu biraz belki ama 10 dakika bir şarj ediyorsunuz cep telefonunu yaklaşık %30-%40'a kadar çıktığı da oluyor. Bu da hani böyle acil bir durumda dışarı çıkacaksınız ama baktınız telefonunuzun şarjı az. Hemen hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlamış oluyor. Ben bu tarafını da beğendiğimi söyleyebilirim. Öte yandan telefonun kutusundan adaptör çıkmıyor. Zaten bir önceki sürümde de bu durum böyleydi arkadaşlar. Size önerim uygun bir adaptör almanız yönünde 25 wattlık herhangi bir adaptör işinizi görecektir. Küçük ekranlı bir telefon istiyorsunuz. Amiral gemisi özellikleri olsun istiyorsunuz. İşlemcisi ve ekranı da benim için yeterlidir diye düşünüyorsunuz. Bence kesinlikle alınabilecek bir cep telefonu Samsung Galaxy S23. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy S23 ile yaşadığım 3 aylık deneyimi aktarmaya çalıştım.
Telefonu normal günlük hayatta hepimizin yaptığı şekilde kullandım. Çekimlerimi yaptım. Dikey ya da yatay videolarımı ağırlıklı olarak bu cep telefonuna çektim arkadaşlar. Bu arada Eskişehirli yazılımcı arkadaşım sevgili Arda'ya da buradan selamlarımı iletiyorum. O da bu cep telefonunu ben inceledikten sonra karar verip almıştı. Ve oldukça da memnun olduğunu söyledi bana. Hatta memnun olduğu ve olmadığı bazı fikirlerini de bana iletmişti. Bu videoda o fikirlerden de faydalandığımı söyleyeyim. Sizin de konuyla ilgili fikirleriniz, görüşleriniz, yorumlarınız olabilir. Aramızda Samsung Galaxy S20 ya da Plus ya da Ultra modelini kullananlar vardır. Onlar da yorumlarını yazarsa çok mutlu olurum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Abone sayısı arttıkça ben de bu tarz ürünleri alma, bu tarz ürünlerin isteme ve bu tarz ürünlerle ilgili farklı içerikler üretme konusunda motive oluyorum. Sizden de desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.